Efendim Talha. İlk soru. Kayıt var mı? Evet, kayıt var hocam. Merhaba hocalarım, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Herkesin yayınım var. Bilmiyorum ki ben diğerlerini vallahi. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Eyvallah. Eyvallah Betül, hoş geldin. Zeytinbağı'da ona yeni bir arkadaş aldık. Bağ evinde ondan oynuyorlar. Ve aleyküm selam. Merhaba hocalarım, hoş geldiniz hepiniz. Mikrop olarak yerinizi aldınız. Ne güzel. Allah da razı olsun inşallah. Vallahi bilmiyorum ki arkadaşlar, ben kimin canlı yayını var, kimin canlı yayını yok bilmiyorum. Yani benim boş iki tane günüm var. Pazartesi ve Salı günleri. İki tane boş günüm var arkadaşlar. Onun dışında yok maalesef. Eyvallah çay kafesi, teşekkür ederim. Vallahi ben de acayip yorgunum. Akşama kadar bağda çalıştım. Şimdi buraya geldim. Aleykümselam Mersin. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar hepsini yapacağız. Öncelikle coğrafi konumdan bu iki soruyu bir halledelim. Yani dün neyi bitirdik? Neyi yapmıştık ya dün? Ha, Ekinoks ve Solstis tarihlerini yaptık. Bugün de arkadaşlar neyi yapacağız? Komşularımız, sınırlarımız, sınır kapılarımız. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar, diyorum ya, yani kim canlı yayın yapıyor, kim yapmıyor. Dediğim gibi benim tek Pazartesi ve Salı günleri, onları da size ayırdım işte. Kayseri'de İldem'deyim. Solstis arkadaşlar. Eyvallah hocam. KPSS adayı. Sevindim. Merhaba Eskişehir, hoş geldin. Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arkadaşlar. Solstis ise 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleridir. Çat, evet, annemin yalnız köyü. Daha doğrusu kasabası. Evet, kaydedilecek arkadaşlar. Estağfurullah, yani düzgün konuşun. Zıbarıp yatmak ne ya? Süre başladı mı? Evet, ooo çok olmuş başlayalı arkadaşlar. Süremiz başlamış bile canlarım. Haydi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, komşularımız, sınırlarımız, sınır kapılarımız, şöyle bir hemen göz atalım bunlara. Buradan çıkabilecek tüm konuları, daha doğrusu çıkabilecek tüm soruları yazdım arkadaşlar. Komşularımız, sınırlarımız, sınır kapılarımızdan çıkabilecek tüm soruları yazdım. Ben size soracağım. Tamam mıdır? Gözlüğümü de takayım çünkü yazıları anca okuyabiliyorum. Yaşlandım artık. Ben size sorayım arkadaşlar. Siz cevaplayın. Hem de altına yazayım cevapları. Tamam mıdır? Siz de böylelikle daha sonra dinlerseniz yeniden bir tekrar etmiş olursunuz inşallah diyelim canlarım. Buyurun. Sorularımız şu şekilde arkadaşlar. Karadeniz'e kıyısı olan komşularımız hangileri?
Karadeniz'e kıyısı olan komşularımız. Evet. Hızlı cevap verirseniz. İki komşumuz var ama bak, bir tane değil. İki tane komşumuz var Karadeniz'e kıyısı olan. Yeter. Dikkat ediyor musun? Bak, sınavda da bu yüzden kaybediyorsunuz. Karadeniz'e kıyısı olan komşularımız diyorum. Romanya nereden çıktı? O bizim komşumuz mu? Ya sınavda niye kaybettiğinizi herhalde anlıyorsunuz değil mi yavaş yavaş? Adam sana komşumuzu soruyor. Karadeniz'de kıyısı olan iki tane komşumuz vardır arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Bulgaristan ve Gürcistan. Tamam mı? Bulgarlar ve neymiş abicim? Gürcistan, Karadeniz'e kıyısı olan iki tane komşumuzmuş. O zaman şuna bakmak gerekiyor bir de. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri de bilmemiz gerekiyor değil mi? Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. Uzun uzun olduğu için bunu size sormayın. Ben yazayım direkt. Tamam mı? Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere baktığımız zaman ise arkadaşlar kim var? Bulgaristan var. Değil mi? Abicim. Başka kim var şurada? Romanya var. Güzel. Başka kim var arkadaşlar? Ukrayna var. Ukrayna dedik. Başka kim var? Rusya var. Arkadaşım, başka kim var? Gürcistan var. Şimdi bunu niye verdim? Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Canlarım, şunu sorabiliyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları çok önemli iki tane geçittir. Doğru mu? Karadeniz'den çıkışı sağlar. O yüzden şöyle bir soru gelebiliyor. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz'den çıkıp denizlere açılmak için işte boğazları kullanmak zorundadır ya da değildir gibi sorular geliyor. O zaman bu ülkelerin hepsi değil mi? Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ne yapmak zorundaymış? Boğazları kullanmak zorundaymış Karadeniz'den çıkıp sıcak denizlere inmek için, dikkat et. Yalnız Karadeniz'den çıkmak için boğazları kullanmak zorunda kalan iki komşumuz hangisidir derse, bak olaya komşumuz kelimesi dahil olursa, sadece Bulgaristan ve kime alıyorsun? Gürcistan'ı alıyorsun arkadaşım, unutmuyorsun. Tamam mıdır? Buna dikkat et. Peki en uzun kara sınırına sahip olduğumuz ülke hangisi canlarım? En uzun kara sınırına sahip olduğumuz ülke hangisi? Kara sınırı daha doğrusu. En uzun kara sınırına sahip olduğumuz ülke hangisidir? Komşumuz daha doğrusu. Harikasınız değil mi? Kesinlikle arkadaşım. Bunu bir ara sormuştu Hüseyin'e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Bu soru direkt geldi, en uzun kara sınırına sahip olduğumuz ülkedir diye. Suriye. Peki en kısa kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz hangisi? En kısa kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz. Suriye neydi? En uzun kara sınırıydı Suriye. Tamam. En kısa kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz hangisidir? Kesinlikle harikasınız. Hangisi hocam? Nahçıvan. Şurada 18 kilometre ile en kısa kara sınırına sahip olduğumuz komşumuzdur. Peki komşularımız içerisinde toprakları bizim topraklarımızdan daha büyük olan tek komşumuz var arkadaşlar. Bu hangisidir? Soruyu tekrar ediyorum. Komşularımız içerisinde toprakları bizim topraklarımızdan daha büyük olan tek komşumuz vardır. Bu komşumuz hangisi? Harikasınız. Maşallah. Komşularımız da iyiymişsiniz arkadaşlar. Değil mi? Kesinlikle arkadaşlar, İran. Komşularımız içerisinde toprakları bizim topraklarımızdan büyük olan tek ülkedir.
Unutmayacaksın cancağızım. Tamam. Harikasınız. Aferin. Buyurun. Hangi komşularımızla olan sınırlarımız milli mücadeleden önce belirlenmiştir? Canlar. Harikasınız. Nazar değmeyeyim de şuradan bir tüküreyim dur. Maşallah maşallah. Tükürdüm artık nazar değmez. Hangi komşularımızla olan sınırımız milli mücadeleden önce belirlendi? Benim sorduğum soruya cevap verin. Sormadıklarıma değil, mikroplar. Komşularımız dediğime göre iki tane bunlar, bir tane değil. Çoğul. Tamam, İran'ı söylediniz. Diğerini bilmiyorsunuz herhalde. Bulgaristan ve İran arkadaşlar, tamam mıdır? Bulgaristan ve İran. Bu iki komşumuzla olan sınırlarımız canlar milli mücadeleden önce belirlenmiştir. Unutmuyorsunuz. Ama bunlar içerisinde en eski olanı hangisi? En eski kara sınırımız. Tamam, Bulgaristan ve İran milli mücadeleden önce belirlenmiş ikisi de. Ya sorduğum soruya cevap verir misiniz? Gözünü sevdiklerim, harici cevap vermeyin. Karışıyor bak, oradan okuyan olsa karıştıracak. Hakka girmeyin lütfen. Bunlardan en eski olanı hangisi? Değil mi? Harikasınız. İran ile olan sınırımız arkadaşlar nedir? En eski sınırımızdır arkadaşım. Şöyle mi yazılıyordu? Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla ne yapmıştır? Belirlenmiştir en eski sınırımız. Unutmuyorsunuz, İran ile Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla belirlenmiştir. Peki hangi iki komşumuzla olan sınırımızın önemli bir kısmı doğal sınırdır? Doğal sınırı soruyorum. Yani bir sürü doğal sınır var da bu iki komşumuzun büyük bir kısmını doğal sınırlar oluşturuyor. Arkadaşlar. Bu iki komşumuzun sınırını önemli bir kısmını doğal unsurlar. Doğal unsur ne demek? İşte ırmaklar tarafından, sıra dağlar tarafından, göller tarafından belirlenmiş sınırlardan bahsediyoruz. Değil mi? Ya harici cevap vermeyin diyorum, mikropluk yapmayın işte. Allah Allah, çok bilmiş mikroplar. Arkadaşlar, İran sınırımızla değil mi? Yonan sınırımız. Babaannem Yonan tohumu derdi. O yüzden ben de Yonan diyorum. İran sınırıyla Yunanistan sınırımız nedir? Büyük bir kısmını doğal unsurlar belirlemektedir. Unutmuyorsunuz canlar. Peki Yunanistan sınırını hangi ırmak belirler? Of, bak harici cevap verene kızacağım artık ha. Kadir Yıldırım, sen bizi daha tanımıyorsun herhalde. O yüzden tepki vermen normal. Mikroplar bizim sevgi sözümüz, öğrencilerim bilir. Yunanistan sınırını hangi ırmak belirler arkadaş? Harikasınız. Kesinlikle Meriç Nehri belirlemektedir diyeceğiz cancağızım. Peki Yunanistan sınırını belirleyen ırmağın en derin noktalarının birleştirilmesiyle oluşan çizgi. O zaman bu durumda Yunanistan sınırını belirleyen ve Meriç Nehri'nin en derin noktalarının, değil mi, birleştirilmesiyle oluşan çizgi arkadaşlar nedir adı?
Aferin. Bak beni dinleyen canlar nasıl da belli oluyor. Kesinlikle Talbek çizgisi arkadaşım. Unutmuyorsunuz. Yani şöyle bir sıkıntı çıkabiliyor işte. Tamam, Meriç Nehri doğal sınır da Meriç Nehri'nin ne kadarı benim, ne kadarı Yunanistan'ın, değil mi? Bu da bir sıkıntı oluşturur. O yüzden şunu Meriç Nehri'nin vadisi olarak düşün. Bu nehrin en derin noktasını birleştiriyoruz bu vadinin arkadaşlar. Ve böylelikle ne yapıyoruz? Sınırı belirlemiş oluyoruz. Aslında o zaman, aslında canlarım, Yunanistan sınırını oluşturan neymiş? Meriç Nehri'nin Talbek çizgisiymiş. Unutmuyorsunuz. Aman diyeyim. Tabii ki çıkar Esra. Yani İran ile olan sınırı belirleyen çizgiyi sormamış mıydı Esra? Hatırlıyor musun soruyu? Hadi onu da sorayım o zaman. İran sınırını belirleyen, bunu ÖSYM sordu işte. Hayır, ne alanı ya? Bak bilir bilmez konuşmayın, gözünüzü severim. Yani biz şöyle söyleyeyim sana, 1999'dan bu yana çıkmış tüm soruları arkadaşlar nedir? İnceliyoruz ve ona göre soru soruyoruz. Şunu sormadı mı mesela? Çıkmış soruları siz çözmüyor musunuz canlar? He? Bunu direkt sordu ÖSYM. Bu sene su bölümü çizgisini sorar. Adı su bölümü çizgisi değil mi? Talbek çizgisini niye sormasın? Bana söyler misiniz? Yani su bölümü çizgisi ayrıntı değil de Talbek çizgisi mi ayrıntı? Arkadaşlar ona bir şey yapamam, o internettendir. Kaydediyoruz, evet. Evet, bunu sormuştu arkadaşlar. Dediğim gibi bak, İran sınırını sordu, su bölümü çizgisini. Kalkar yarın bir gün Yunanistan sınırını, yani Talbek çizgisini sorar. Anlaştık mı? Yani çıkmış sorulara göre biz bunları hazırlıyoruz. Anlaştık. Peki Avrupa'ya açılan sınır kapılarımıza bakalım biraz daha. Avrupa'ya açılan en işlek sınır kapımız. Avrupa'ya açılan en işlek sınır kapımız. Canlar hangisi? Harikasınız. Kesinlikle Kapıkule dedik. Peki doğudaki en işlek sınır kapımız hangisi canlar? Tabi Bulgaristan'la Kapıkule bu arada. Hadi onu da yazayım. Doğudaki en işlek sınır kapımız hangisi? Evet, Kapıkule. Ama doğudaki en işlek sınır kapımızı soruyorum bu kez. Doğudaki en yüksek sınır kapısı Derecik mi? Betül. Kayserili Mikrop. Habur. Değil mi arkadaşım? Kesinlikle Habur. Kimle arkadaşlar bu da? Irak'la. Unutmayacaksın. Peki Demir İpek yolunun geçtiği Gürcistan'la, evet Habur, geçişimizi sağlayan sınır kapısı hangisi? Mrodi, niye bir daha soruyor? Onu anlamadım. Demir İpek yolunun geçtiği Gürcistan'la geçişimizi sağlayan sınır kapısı. Oho, Gürcistan'daki tüm sınır kapılarını saydınız ya. Gürcistan'da zaten bilmen gereken 3 tane sınır kapısı var. Sarp, Türk Gözü, Aktaş, bir de Cambaz. Hepsini saydı. Cambaz, Cambaz, canlar, Cambaz. Tamam mı? Cambaz sınır kapısıdır.
Peki Ermenistan'la geçişimizi sağlayan ve iki tane kapalı olan sınır kapımız var. O hangisi? Ermenistan'la geçişimizi sağlayan ve kapalı olan şu anda iki tane sınır kapımız var. Bunların kapalı sınır kapılarından bu ikisini soracaktır muhtemelen. Yani birçok kapalı sınır kapısı var ama bu ikisinin üzerinde daha çok duruyor. Ermenistan'la da zaten siyasi sorunlarımız var ya. O yüzden bu ikisini daha çok sorma ihtimali var. Alican ve arkadaşlar ne dediniz? Akyaka harika. İşte burada kıyamet kopacak. Dur bakalım. En son açılan sınır kapımız hangisi? Beni dinleyenle beni dinlemeyen burada belli olur hemen. Hayır, ben en son açılanı soruyorum. Evet. Cilve gözüme en son açılan. İyi, Allah'tan diğerini söyleyen fazla çıkmadı. Demek ki hep beni dinleyenler katılıyor aslında buraya. Zeytin dalıdır arkadaşlar. Kesinlikle. Şimdi Derecik, canlarım Derecik. Ta 30 yıl önce açılan bir sınır kapısı. Yani yeni açılmadı. Tamam. Yani 30 yıl öncesinde kurulan bir sınır kapısıdır Derecik. Canlarım yeni açılan bir sınır kapısı değil. O yüzden en son açılan Zeytin Dalı'dır. Şimdi ÖSYM'nin kapalıp tekrar açılanı soracağını sanmıyorum. Niye sanmıyorum bunu? Misal bu Ermenistanlı olan. Hocam işte bu şeyi ibadete açıyoruz ya biz. Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nı ibadete açıyoruz ya. İbadete açtığımız zamanlarda İşte Alican ya da Akyaka sınır kapılarını açıp kapatıyoruz habire. Değil mi? Yani o zaman bu deprem zamanında misal yine Ermenistan'la olan sınır kapılarımızı açtık, kapattık. Değil mi? Yani ne yapacağız o zaman? Yarın bir gün Akyaka'yı açsa işte ibadete buyurun şeyi açtık deyip tekrar kapatsa bu sefer Akyaka'yı mı alacaksın? Deprem zamanında açtı kapattı o zaman misal yine Akyaka mı diyeceğiz? Derecik tekrar söylüyorum ta 30 yıl önce zaten yapılmış bir sınır kapısıdır arkadaşım. O yüzden Zeytin Dalı'dır cevap unutmuyorsunuz tamam. Son soru, en çok karıştırdığınız soru. Tabii ki yanlış olur. Zeytin Dalı arkadaşlar, siz onu bilin. Ha, soruyu şöyle sorar zaten. Yani dereceyi soracak olsa şöyle der adam belirtir. İşte hocam Irak'la yapılan ve 30 yıl önce yapılmış olan İşte sonradan tekrar açılan sınır kapısı hangisidir diyecek. Yani bunu öyle belirtir zaten. O yüzden çok endişe etmeyin, tamam mı? Bak bunun şu sorduğum sorunun aşağıdaki sorunlardan hangisi bizi doğrudan ilgilendirir sorusunun aslında çok basit bir cevabı var. Abi. Yani adamlar kalkıyor bir sürü sorun yazıyor. Şu 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 sorunlar doğrudan ilgilendirir. Şu 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 sorunlar dolaylı ilgilendirir. Ya ne gerek var? Komşularımızda yaşanan sorunların hepsi bizi doğrudan ilgilendirir. Yani bir ülke bizim komşumuzsa kimler abi? Yunan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye. Tamam mı? Yani sınır komşu. Ha tabii bir de yavrumuz var. Kıbrıs. Arkadaşlar yavru vatan.
Tamam. Yani bunlarda yaşanan sorunların hepsi komşumuzsa yani bizi doğrudan ilgilendirir. E hocam diyor, bizimki şimdi Türkler biraz böyle duygusal insanlarız ya biz abici. İşte Filistin'de yaşanan sorun diyor bizi nasıl doğrudan ilgilendirmez diyor. Ya haklısın. Yani demek istediğimiz şu değil ki, tüm dünyada yaşanan sorunlar insan olarak bizi zaten ilgilendirir. Demek istediğimiz o değil. Filistin'de yaşanan da, ne bileyim ben abicim, Rusya'da yaşanan da, Ukrayna'da yaşanan da, anladın mı? Yani Özbekistan'da yaşanan da, tamam onlar Türk, onlar Müslüman diye, onlar doğrudan işlenir diye, yani doğrudan bizi ilgilendirir diye almayacaksın. Tamam mıdır? Bunu anladın herhalde, değil mi? Komşularımızda yaşanan sorunlar arkadaşlar nedir? Bizi doğrudan ilgilendirir. Bir de ne var arkadaşlar? Burada bilmen gereken Kıbrıs, yavru vatan. Değil mi? O da bizi doğrudan ilgilendirir. Bak lafımı yanlış anlamayın sakın, aman diyeyim. Yani Filistin sorunu tabii ki bizi ilgilendiriyor. Tekrar söylüyorum. Ama ÖSYM bunu sorduğunda arkadaşım, bunu sorduğunda direkt neye alacaksın doğrudan ilgilendirir dediğinde, sınır, komşularımızı alacaksın. Ona dikkat et cancağızı. Anlaştık mı buraya kadar? Problem var mı arkadaşlar? Dediğimiz gibi komşularımıza, sınır kapılarımıza ya da arkadaşlar nedir? Sınırlarımızla ilgili gelebilecek nedir arkadaşım? Bunlardır. Bunun dışında herhangi bir soru gelebileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Bundan sonraki hafta yani diğer pazartesi, salı, yani yine buraya kaydediyoruz hocam. Tamam mıdır? Yeryüzü şekillerine geçiş yaparız. Ben size duyururum yine. Tamam mıdır? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Gelecek hafta ne yapıyoruz? Yeryüzü şekillerine geçiş yapacağız. Aynen sırayla gideceğiz arkadaşlar. Yeryüzü şekillerinden önemli konuların sorularını ben yine hazırlayacağım arkadaşım. Ne yapacağız? Onları da burada soru cevap şeklinde hep birlikte inşallah yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Geçitlerle şu anda işimiz yok. Yeryüzü şekillerini de alacağız onu. Ulaşımda falan bakarız onlara. Yeryüzü şekilleri için, bir şey için, sınır kapılarımız için bu kadar bilgi yeterli arkadaşlar. Tamam. Haftaya yeryüzü şekilleri. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.